Günaydın ballı lokma tatlılarım. Günaydın hepinize günaydın. Ya gene diyecekler ki sabah kapatıyor, akşam açıyor. Ya önüme geliyor saç istediğim gibi yaparım ya. İstediğim gibi yaparım ya. Öyle yazmış. Aman bir tanesi hızını alamamış neler yazmış bana. Kız ha, seni niye yaptım ben şimdi? Sen böyle. Bir tanesi hızını alamamış. Orada bir tane canım bir arkadaş var. O araştırdı, o şey yaptı, baktı. Dedi Esra Hanım, bu kadın dedi kaç kere şey yapmış sana, olduğu gibi hakaret. Olduğu gibi. Ama yani yazılmayacak şekilde. Yazılmayacak şekilde. Yani YouTube şeyine. Anam seni seni şöyle seni kabak çiçeği gibi açıldın. Seni şöyle sen hiçbir şey anlatmış ne anlattığını da anlayamıyorum. Bunu yazan herhalde yaşlı birisi. Ve sen o İsmet'e o dağın tepesindeki İsmet'e kurban ol. Sen şöylesi anam onun tarafından olduğu belli. Yani o tür şeyler hani onun adı da anılmış hani tam da okunmuyordu zaten dedim onu hemen sabitledim. Arkadaşlar dedim bakın. Dün akşamki videoda. Arkadaşlar bakın dedim bu net söylüyor. Ne anla ya tamam içinde kötü içerik var. Bana kötü yorumlar yapıyor. Geçiriyor bana. Bayağı bir belden aşağı sövüyor. Siliyor bana. Bayağı. Dedim bu neyi anlatmaya çalışıyor? Bakın yarım yarım yazılarda. Yazılarda yarım yarım. Okudu dedi bu sana hakaret ediyor. Bunu hemen kopyala dedi. Hemen bunu ver. Arkadaşlar öyle dedi. Ben hemen kopyaladım zaten ben de. Birkaç yere daha gitmiş. En sonunda hemen engelledim. Bundan sonra bir daha başka bir hesapla geliyor bir daha. Beni karalamaya başlıyor. Ama ağza alınmayacak hayatta YouTube'dayım. İlk defa hani kabak çiçeği gibi açılıyorsun. Neredeyse o ağzından kötü kelime hani bir kelime var ya. Yani bip 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 hani kadına söylenecek. Neredeyse sadece onu söylememiş. Açık açık. Ona benzer her şeyi söylemiş. Çirkefmişim, şeymişim, şöyleymişim, böyle. Ay, sabah açılıyormuşum gündüz, sabah açılıyormuşum, akşam kapanıyormuşum. Ondan sonra ya başka bir şey. Yani beni öyle bir başka bir şey sınıfına sokmuş. Bu derecede bombalanmayı bir kere de daha görmüştüm bu derece bombalanmayı. Bundan 8 ay önce. Ya hep çirkef ya onun tarafları yapıyor ya. Anam kurtulamadım gitti. Onun tarafları yapayım ya. Çünkü sen onun adını anıyorsun ya. Ya git neyi oluyorsa olsun git ya kızımı verin. Bacım neyin verirsen o adama ver de bana öyle niye yazıyorsun? Sağ girsin, kazık girsin öyle mevle. Anam neler yazmış neler ya. Ne vallahi billahi görmek isteyene şeyden atacağım onu WhatsApp'tan. Benden görmek iste merak edene WhatsApp'tan değil. Instagram'a geldi. Esra 20, Esra Gurel 20. Esra 28 Gurel. Esra 28 Gurel'e gelin. Şeyden bana bakın size o yazıyı atayım. O kazık girmeyi, o şeyi anam, anam, anam. Ay, ay. Sinirden acılarımı da unutuyorum. Çok fazla ayakta da duramıyorum ben. Şimdi çok daldırdım, çok şey oldum. Hani böyle ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün de gidecektim ha. Sağlık ocağına gidecektim. Bugün gidemiyorum. Bugün gidemiyorum. Bugün çünkü ev kiramı bakacağım. Şu evin içinde ta ilk geldiğimizde bu cam vardı. O çamaşır dolabının orada cam. Ta ilk geldiğimde benim o cama ben İşte o zamanlar şu dolaplar, bu dolaplar hep böyle kendine açılıyor. Hani kapanma yok. Kendinden böyle açılıyor. Bunları hep ben ayrıyeten usta getirdim. Ben usta getirdiğimi, çünkü bunları ayrıyeten hep bu dolapları yapıldı. Yani gene 2 milyara yakın abi eve ben masraf yaptım. Kendi evin içine. Ondan sonra o ustalar geldi, usta geldiğinde yaparken bu dolapları, menteşelerini yaparken ben
bunları resimledim. WhatsApp'tan şey yaptım. Ev sahibinin oğlu bakıyor buraya. O da burada kuyumcu. Oğlu bakıyor. Ona attım. Tabii ki bu evi biz şeyle bulduk ya. Hocam da acıyor. Gazık gibi. Gazık girdi girdi. Gazık gibi. Biz bu evi şeyle bulmuştuk ya. Adı neydi? Emlakçıyla. Ben emlakçıyla bulunan evde ancak ev sahibi uzakta olunca emlakçıyla ilgilenilebiliyor. Ev sahibi uzakta olunca. Çünkü o dublekslerde ve benim eski evimde emlakçıyla değildi. Gene ev sahibi ilgileniyordu. Emlakçı değil. Hiç öyle bir şey gelmemişti başıma. Şimdi az dur canlarım ben. Ağrımaya başladı. Çok durunca ağrımaya başladı. Az dur. Ha buradan ağrı. Azıcık oturayım ben bile. Şimdi bunların resimlerini attım o zaman ben yaptırırken. Ha bunların resimlerini attım. Tabii ki camın da, oradaki cam da öyle. İşte geldiğimde şeyi de bozuktu gene VCS'i. Bunların hep resimlerini tek tek attım. Böyle WhatsApp'ından atıyorum. Numarası bende kayıtlı, WhatsApp'ından atıyorum. O da karı koca çalışırlar zaten. Şeyde, kuyumcuda. O annesinin evi burası da. Oğlu karısıyla eşiyle birlikte çalışıyor biliyorum. Tabii ki ev sahibi ilgilenecek. Yani biz böyle biliyoruz. Ben numarasını aldım, o şeyden aldım numarasını da. Senet imzalıyoruz ya, evet. Senet ne, eve ne imzalanıyor? Şey imzalıyoruz yani. Sözleşme, anlaşma mı? Ne imzalıyor? Öyle bir şey imzalıyor ya. Oradan buldum numarasını, evin numarasını. Ona atmaya başladım. Bu bana dönmedi. Hatta o benim kanalda da var bu. Kanalda da var, onu konu etmiştim canım. Öyle bir şey görmedim diye. Yani ben böyle bir şey ilk defa gördüm diye. O zamanlar diye, bundan bir sene önce işte geldim de buraya etmiştim. Bu bana anında şey telefon açıyor. Açtı. Emlakçı. Anında emlakçı telefon açtı. Emlakçı dedi ki, Esra Hanım dedi, siz ne yapıyorsunuz dedi, niye oraya resim atıyorsunuz dedi. Bak, insan olarak bana dönmesi gerekirken emlakçıya dönüyor. Ya da kural mı böyle bilmiyorum. Size de o zaman da sormuştum. Şimdi yeni gelenler de aramızda yeni gelenler olur, onlar da bilsin diye anlatayım. Ben de bu sefer dedim ki emlakçıya, ya ev sahibi dedim, öyle ya, bunlar eksik olan şeyleri, yaptırdığım şeylere anlatıyorum dedim. Yani resimliyorum, işte videolaştırıyorum, gönderiyorum, hani kanıt gönderiyorum. Dedi siz öyle yapmayın dedi, gidin dedi, yanınıza dedi gidersiniz dedi, fotoğrafları yanına gider şey yaparsınız dedi. Aa tamam dedi. Ben o zaman söyledim gittiğimde. Söyledim. Zaten şunu da almıştım, bu inilmedi. Bura bozuktu geldiğinde. Ay, abo, bozuktu, bunu inmedi. Dedi keşke eskiyi dedi bana, keşke eskiyi dedi size de şey yapmasaydınız dedi. Dedim eski hiç çalışmıyor ki dedi. Hani atmasaydım. Ben de attım yani, evde niye boş dursun? Bunu koydum. Neyse. 800 lira mı? O zaman parası neydi? Öyle bir şey. Gitsin o da benden gitsin. Neler benden gitsin deyip de atmadım ben. Dubles Tire'deki 2 milyar yaptım, şey yaptım. Masraf yaptım. Onu da bıraktım geldi. Adam dedi al diye ama ben istemedim. Olsun dedi. Ama şimdi bu sefer bak, ben tuvalete bir sürü para verdim. Şeye, VC'ye. Daha şimdi. Onlar getirdiler ama. O zaman onlar gönderdiler ama. Onların gönderdiği olmadı. Ya bir daha gitti. Yani eski, çok eski. Hani
malzemeler çok eski. Şunlar çok eski. Bunlar mobilya şeyleri. Şey değil, MDP falan değil. Hani o normal eski mobilyalarımız var ya. Eski çocuk odası mobilyaları. Çocuk karılası mobilyaları eski. Onlardan 1600 lira ev kirası. Ondan sonra orayı adam gönderip tuvaleti yaptırmıştı ama şeye bakarız demişti. Pencereye. Şimdi o pencereyi söyleyeceğim. Pencere ha bu kadar açık. Pencere kapanmıyor. Ta o zaman kelebek açık. Kendi kapanmıyor. Yeniden menteşe yapılması lazım. Ben mi yaptırıyorum? Gene 200'den aşağı, 150'den aşağı gelmiyor. Ben mi yaptırıyorum? Onu konuşacağım bugün. İşte kirayı götürürken onu konuşacağım bugün. Ondan sonra bir de kapıların kolları sürekli düşüyor. Sürekli pat pat düşüyor kapıların kolları. Ta ilk gelişten beri. O kapının koluna uzun, o şey uzun değil, kısa. Arada demir. Ne kadar vidalasan o kapıya tutmuyor. Tutmuyor, düşüyor. İşte havunu yaptıracağım. Havunu söyleyeceğim. O yüzden bugün oraya gitmem gerekiyor. Çünkü ben yürüyemem. Evin içinde zor yürüyemem. Yürüyemem. Çok fazla ayakta kalınca sancıdan gebereyim. Geçecek, bu da geçecek inşallah. Ama yürüyemeyeceğim de şimdi yarın giderim. Şimdi bir taksiye binince ne yapıyorsun? Bak onlar da şeyler. Taksiye bindiğin zaman iki işe gittiğin zaman mesela ben şimdi doktora da gideceğim, şeye de gideceğim ya mesela. İki iş yaptığın zaman anlasa iki katlı alıyorlar. En azından normalini alsınlar. Bugün buraya giderim. Yarın da oraya giderim. Yarın da kan vermeye giderim. Bundan sonra hastaneden hastaneye giderim. Hemen film birini çektireceğim. Anam kurban olduklarım. Gerçekten bu başörtüsü meselesi gerçekten sıktı. Millette sıktı. Yeter. Esra'yı izliyorsunuz. Yani yapmayın. Siz kişi izliyorsunuz. Başörtüyü değil. Açık veya kapalı önemli değil ya. Yapmayın. Yani kimisi canlarım tabii beni düşünmüşler, şey yapmışlar. Günahtan bahsediyorlar. Ne kadar günah var, mezarda yatmaya yerin yok, böyle yazılmış, yatmaya yeri olmuyor. Yani cehennem var, cehennem. Ya doğru da. O kadar günahlarımız var ki onları affettirelim. Bir saç açıklığına kalsın günahlarımız. O kadar insan kırmak gibi, işte yetim hakkı yemek gibi, dünyada ne kadar günahlar var. Ne kadar günahlar var yani. Bir tek saç açıklığına kalsın. Ben buna inanıyorum. Yani Rabbimle Allah'ın arasında kalan bir şey ve yüreğin temiz olduktan sonra, hiç kimseye kötü art niyet düşünmedikten sonra, hiç kimsenin kuyusunu kazmadıktan sonra, kuyu da kazmam. Öyle bir şey bilmem. Hiç kimseye iftira ya da hiç kimseye bir şey yapmadıktan sonra, kimseye zarar vermedikten sonra bir saçın çok günah olacağını zannediyorum. Onu affettirirsin. Yeter ki millete zarar verecek, insanlara zarar verecek bir şey yap. Ben onu yapmıyorum işte. Yeter artık ya. Neyse. Zaten ilk görenler de anam bunların saçını açmışlar diyor. Bu kadın. Şeyde sonra bir tane ben onu ne, okuyamıyorum. Şeyden gördüm. Şeyde bir tane canımın içinin bir tanesi de demiş ki ben saçını açmış diye sorabilirsin ama bu karı ne demek? Bu ne demek demiş. Ya o beni seven insan zaten olmadığı sözünden belli. Dışarıdan gelirken geçiyormuş, uğramış. Bu karı saçını açmış. Anam bu karı ne yapmış? Taşa uzadı ha bu karı. Kız gülüp geçiyor artık. Böyle gülüp geçiyorum. Benim canlarım bunların zaten yanlış konuşanlara hemen bana haber veriyor. Allah razı olsun. Ben farkında olmasam da hani başka bir şeye, evde işim oluyor, çekim oluyor, dalıyorum. Onlar bana haber veriyor. Ben oraya girdiğim zaman bakıyorum, oraya yazıyorlar. Bak şurada şöyle sana kötü söyleniyor. Hemen oraya müdahale et. Onlar da müdahale ediyorlar. Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Sevmek sevmek kadar dünyada hiçbir şey yok. Bak, sevmek ve sevilmek kadar dünyada hiç başka güzel bir şey yok. Önce sevmek ve sevilmek. Mutluluk, huzur ondan gelir zaten. Ben şimdi burada ne yapacağım? Talanıp durayım. Dur. Dur. Ben gene de ekmek kolik yapacağım. Bu arada Mardin'den bir tane canım bir tane. Mardin'in Peksemet deniyormuş orada. Evet. Sonra o deyince hatırladım ben. Peksemet. Onun adı Peksemet. Evet. Biz kolik diyoruz. Hani biz burada yapılmıyor. Biz burada hiçbir şey demiyoruz onun adına. Kızarmış ekmek diyoruz biz. Ama kız ne oluyor da? Ne oluyor? Şimdi Peksemet Mardin'de dedim ya, şu ekmeği kursunu açalım az. Taş fırınlarda yapılıyordu. Hani kızartılarak böyle nar gibi kızartılıyordu. Kurutulmuş ekmek Peksemet'miş. Biz kurutulmuş ekmek diye alıyorduk. Bilmiyorum. İsmi Peksemet'miş. Çok memnun olmuş. Mardin'den beni isteyen bir izleyen bir bayan varmış. Azalat Çeleşan'ı bu sefer ezanı da okuttuk. Ezan oldu. İzleyen oradan da Mardin'den de beni izleyen herkese selam olsun. Şebin Karahisar'dan da adını almıştım. Şebin Karahisar'a da selam olsun. Oradan da izleyen varmış. Ben de Şebin'denim dedi. İzlerken orayı da andım. Ya Türkiye'nin her yerine selamlar olsun. Mardin Kızıltepe'den de izleyen varsa orada Mardin'de Bilen Otel'de lüks ve şey bir otelde o böyle turistik otel, orada program yapmıştım. Mardin Bilen Otel'i de, Bilen Otel'i bilenlere de selam olsun. Mardin'in içinde o Bilen Otel. Mardin Kızıltepe'ye de selam olsun. Orada da program yapmıştım. Herkese selam olsun buradan. Evet, bu burada kurusun. Ben burada gene şey yapayım. Canlarım, ben bundan ne yapacağım biliyor musun? Şu azıcık bir tamamen iyi olsun bacağım. Böyle ağrımasın, acımasın. Başında durmak gerekiyor ya. Fırında da kurutuluyor gerçi, kurutuluyor ama. Ben öyle değil, şöyle baskı yaparak, şöyle şeye baskı yaparak, hayır, habire baskı yaparak bunu da kurutup bir poşette bırakacağım. O şekilde sürekli zaten kurutmaya gerek yok bunu açmaya. Bilmiyorum fırında mı yapsam, şeyde mi yapsam, siz söyleyin, bundan mı yapsam. Bunda hani daha ezerek oluyor, fırında kolit oluyor da, şey, peksimet oluyor ama ezilmiyor. Yani olduğu gibi kızarıyor. Ezik kızarmasını daha çok seviyorum. Bunu böyle yağsız kızartacağım. Biberi. Ha bu da var. Yeter gider. Ha, yumurtayı da kapatalım. Allah'ıma şükür olsun canlarım. İlk günden çok çok iyiyim. Günden güne iyi oluyorum. Ama tabii diyorum ya, hareketlerinde kısıtlama var. Eskisi gibi böyle bir şey gibi dönemiyorum. Hani kırıl kırıl dönemiyorum. Yani iş yapamıyorum. Ben istiyorum yapmak ama yapamıyorum. Şimdi biraz da dinlensin diye uzak yattım. Yani bayağı burada yatıyorum, gidiyorum akşam orada yatıyorum, yatağımda yatıyorum gece. Sabah kadar orada uzanıyorum. Yani çok fazla ayak üstünde durmamaya çalışıyorum ki bana başıma daha fazla iş açmasın. Böyle bir şey, üstünde durdukça ağrısı çoğalan bir şey. Yürüdükçe acıyan bir şeyim var. Eskiden de öyleydi benim. Bacaklarım yürüdükçe acırdı, ağrıydı yürüdükçe. Öyle bir şeyim var. Açmam. Anam bendeki aptallığa bak. İkisinin füzü bir. Ha, bunu arka tarafa atılacak. Bir ara şunun
Avre su gitti, su açılmıyordu. O takılıyken çat 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 sürekli çakıyordu. En sonunda çıkarttım. Dedim ki, çakmağı çakacağım zaman avre takarım dedim. Oysa bunun arka tarafı fişi. Şimdi bu düzeldi, o suyun gitmesini de anlayacaktı o. Bu düzeldi şimdi. Şimdi bu çekilecek de, nereden çekilecek, onun bilgisi olacak çekmeye. Bu çekilecek de arkadan gene arkaya geçecek. Abi. Arkada yerine geç. Bir de canlarım, sürekli gelinimi soruyorsunuz. Sevilay'ı soruyorsunuz. Görüyorsunuz, onların aldığı karar. Yani onlar şey yapmıyorlar. Kamera önüne pek çıkmak istemiyorlar artık. Onların kararı. Kendi evlerindeler. Yani kamera önüne çıkmak istemiyorlar. Biz görüşüyoruz ama onlar çıkmak istemiyor. Kendi kararları. Tamam. Ama sen bir şey demiyorsun. İnşallah bir daha beni MR'a sokmazlar. MR demezler inşallah. Ben söyleyeceğim zaten. Benim tamam belimde bel kayması var. Var. Sedyum hala var. Geçmedi ki. Doğru düzgün korseyi de kullanmadım canım. Yani. Oh. Benim kızım gelecekti dedim ya. Gonca tanem hasta olduğu için gelemedi. Tekrar hasta. Yani bayağı bir hasta oldu da gelemedi. Gelecekti. Eve bir kat toplayacaktı. Yere oturuyorum. Azıcık sürüne sürüne kırkırlayıp siliyorum. Ama oturarak. Yani oturduğum yerden evde sürüne sürüne gidiyorum. Kenarları siliyorum. Ayağıma değiyor huylanıyor. Hani toz ayağıma değince huylanıyor. Bu arada Batu da geldi, tabii dün pazar diye geldi, hiç konuşmadık doğru düzgün. Yani doğru düzgün değil, hiç konuşmadık. Sadece şunu söyledi, kendi odasındaydı. Benim saçımı kapatacağımı zannetti. Anne, açtın artık kafası, anne, yok, öyle demedi, anne demedi. Açtın artık dedi, niye kapatıyorsun dedi. Canım öyle istiyor ya, bir böyle istiyor ya. Banyoda. İşte banyoda saçını düzeltiyordu. Bu kapatacağım sandı. Elimde bütün bir şey vardı. Türban vardı. Aslında kapatacaktım. O öyle dedi. Ben de açtım. Yani şimdi açma kafama bu şey değil. Artemadı. Bizim değil öyle tanem. Aç kafa, aç kafa. Bu artemadı. Hayır. Bu artık açmışım ben ya. Ben şimdi bundan sonra şapka takarım, kapatırım, açarım. Fark etmiyor daha. Açılmışım, açmışım. Hiç fark etmiyor. Bunu bir kere sorgulayıp da sabah öğlesin, akşam öğlesin deyip de bunu böyle sınıflandırılanlar işte böyle konuşuyor. Yoksa film çevriliği, insanlar televizyonda eski filmlere bakıyorum. Yeri geliği kapalı, saçları kapalı, yeri geliği açık yani. Onlara kimse bir şey demiş mi? Biz burada gerçek hayatı yaşıyoruz ama bunu ben istediğim zaman kapatmayacağım diye bir şey yok ki ya. İstediğim zaman açtım da bir daha bunu başıma sürmeyeceğim diye bir şey yok ki ya. Allah'ım yarabbim sen yardım eyle. Sen yardım eyle, sen yardım eyle. Of. İşte bak burada şöyle olmasını istiyorum. Mücadele etmesi çok zor. Hele sıkıntıların, sorunların varsa çok zor. Önünü göremiyorsan çok zor. Gelecekte sıkıntın varsa çok zor.
yalnızsan, tek başına mücadele veriyorsan çok zor. Allah ferengi zorda kılanlara yardım eylesin. Ya Rabbim, ferengi zorda kılanlara yardım eylesin. Derin uykuya verirken çifter çifter video çekip videoları editlemeye çalışıyorum, saatler geçiyor. Sabaha doğru atmaya çalışıyorum, bakıyorum, kalkıyorum, bakıyorum, kalkıyorum. Bakıyorum yorumlara, kalkıyorum, bakıyorum, kalkıyorum, bakıyorum. Yorumlara kötü yorum varsa bir kaldırayım, rahatsız olmasın kimselerden. Yani beni sevenler de rahatsız olmasın diye bu yorumları kaldırıyorum. İnanın koskoca gecenin içinde belki 2 saat, belki en fazla taş çatlasın 3 saat uyuyorumdur. Nereye bastı kafamı koysam uyuyasım geliyor. Bu içinde bulunduğum şu sıkıntılar, yaşadığım şu sıkıntılar aklıma geldi mi uykum birden pişikiyor. Allah yardım eyle. Sadece duaya sığınıyoruz. Allah yardım eyle ya Rabbi diyorum ben. Ben şimdi bunun içine daha şey bırakmayayım. Çünkü bırakırsam bunun içinde şey olur. Şey olur. Ben unuturum, kahvaltı yaparken unuturum da burada hep şey olur. Bak. Ne kadar güzel bak. Ay yavrum. Ay yavrum. Ya bunu sıcaklığına koysam, kız koyayım da kurusun. Anam. Hastaneden nefret edin. Şimdi hastanelerde, şeylerde uğraş. Allah'ım verme dertler yarabbim. Hastaneyi hiç sevmedim, hiç sevmiyorum. Hani bana hastaneye gidecek olduğum zaman bana bir sıkıntı çöküyor. Niye bilmiyorum. Bana bir şey söküyor. Hastane işlerini uzatıp da uzatayım. Uzatasım geleyim. Bu benim elimde değil. Benim elimde değil. Ha bunu ne bileyim. Koyayım da bunun sıcaklığıyla birlikte en azından kurusun. Ekmek kurusun. Hani küf yapayım küf. Bizim burası Karadeniz olduğu için ekmekler küfleniyor. 2-3 gün içinde küfleniyiz. Yan olmasın. Hüseyin abime diyeceğim kahve ekmek şeyinden bana biraz daha bir de diyeceğim. Hani ekmek al da ben ne bile yapayım. Ona da götürürüm. Bu arada işte havu reçeli yaptım. Reçel. Zanırım. Reçel bir tane çıktı. Bunlar incir şey. Mandalina reçeli bir tane çıktı. Canım bir tane burada izleyicilerimizden biri demiş ki ben mandalina reçeli yaptım ama hiç beğenmedim demiş. Tane tane durmasını bekleme tabii ki. Ama lezzeti çok güzel oluyor. Lezzetine doyum olmuyor. Neyse haydi abone olalım. Ben gideyim canlarım. Canlarım abone olmayı beğenmeyi de unutmayın olur mu? Kurban olayım. Çok kişiler de diyor da senin saçının kapalılığı veya açıklığı bizi ilgilendirmiyor, beni ilgilendirmiyor diyor. Çoğu da söylüyor. Senin insanlığın ve senin biz seni seviyoruz. Açıklığınla kapalılığınla ilgilenmiyoruz diyor. Siz sevgili dur ya. Fazla sevgili dur. Ha bunu da şey yapayım. Kız bir çayı demledin mi? Ah evimde sıkıntılarım var. Çocuğumla çoluğumla evimde sıkıntılarım var. Bir de ayrıyeten bu saç konusunu sıkıntı ettiniz bana. Aklı hep yedireceksiniz bana. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın bacım. Hep öldüreceksiniz aklı. Yapmayın.
kaç gündür unutkanlık var, gördün mü? Geçmişti o. Geçmişti, atlatmıştım ben bu işi. Her şeyi de iyi biliyorum. Şimdi bildiğimi unutturdunuz bana. Hayat zaten benimle uğraşıyor, uğraşmayın benimle ya. Hayat zaten uğraşıyor benimle. Benim zaten kendime sorunlarım var. Ay. Aha kaynata o. Ben kendimle zaten, kendi ailemde, kendi hayatımda zaten sorunlarım var. Gelmeyin üstüme. Hayat gelmeyin üstüme. Hayat ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Bak kahvaltıyı burada yapayım, görüyor musun bak? Ha bak. Ezra kendin gel. Kahvaltıyı masada yapacaksın. Burada değil mi? Aslında arkada da yapabilir. Yapılabilir. Buna tuz koymayı unuttum, biliyor musun? Biraz da kendi kendime sıkma Esra canını diyeyim. Biraz da dağınık kalsın diyeyim. Sıkma canını, canından iyi mi diyeyim? Bazen böyle etrafa bakmak istemiyorum. Yani buraya. Ha, iki gün içinde bu kadar mı dağıttın diyeceksiniz. Dolapta olan kapları da çıkar. Yemek kaplarını. Hani ölüyor onlar da temizlenecekler. Oğlana çöp attırdım. Hiçbir şey demedim. Hepsini çıkardım. Dolaplar falan. Koydum şeye. Koridora. Sabah girerken götürmüş. Ha, böyle olacaksın. Ben bir şey demeden oraya bıraktım mı? Nasıl olsa benim bacağımın ne olduğunu biliyor. Tuvaş bir bacak annemi tuvaş ettim diye düşünüyorum. Düşünür. Götürmüş. Götürmüş sabah da. Mutlu olmadım mı oldum. Çünkü gördüm. Hani her şeyi benden beklemezsin. Hani derler ya her şeyi devletten bekleme. Oğlum her şeyi anneden bekleme. Bir anne ne yapsın? Bir anan hangi tarafa bölünsün? Kaç yere bölünsün? İşte laf dinlemezsin. Söz dinlemezsin. Azıcık laf söz dinle işte. Diledim. Resmen seni evden atacağım dedim. O zaman söyledim. Sonra daha hiç konuşmadım. O zaman dedim, seni evden atacağım dedim. Ben böyle iki düşman gibi bu evin içine yaşamak istemiyorum. İki ayrı yabancı gibi. İki ayrı yabancı gibi gerçekten. Ondan sonra... Ve gitti iki gün başka yerde kaldı, geldi dedim. Neyse canlarım. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yani beğenmeyi unutmayın, söyle. Videoları izlerken beğeniyle izleyin. Zaten o başka bir şey de. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Birbirinizin yorumlarını da beğenmeyi unutmayın. Ama abone olun. Olur mu? Abone, biz hepimiz bir aileyiz. Bizim aileden olmak isteyenler, beni bugün isteyenler, ne zaman istiyorsanız abone olun canlarım. Beni kapalı da göreceksiniz, açık da göreceksiniz. Ama çok açık değil. Her şey dosyasında. Allah'a emanet olun. Hadi hoşçakalın.